Gaziantep mutfağından yoğurtlu patates, 5 adet patates, 750 gram dana kuşbaşı, 1 su bardağı nohut, 1 kilo süzme yoğurt, 1 su bardağı süt, 1 adet soğan, 1 adet yumurta, 2,5 su bardağı sıvı yağ, 1 çay kaşığı karabiber, 2 çay kaşığı tuz. Etini koyacağız ilk olarak. Etini ve nohutunu. Evet, sana dana eti aldım. Kuşbaşı. Kemiksiz ama bu kemikle daha lezzetli oluyor. Biz koyun etinden yapıyoruz ve ayrıca kemik alıyoruz. Lezzetli bunun olması yanına için. Ayrıca kemiği mi olması evet, lazım? Evet, kemik çok güzel oluyor. Çok yakışıyor kemik suyu. Böyle olur olsun. Mu? Evet. Ben unuttum. Keşke getirseydin. Nasıl bir kemik hani o? Etleri soyulmuş kemik. Vallahi gelenler bana kemikleriyle geliyor biliyorsun. Ben de hasbirimi Safranımı getirdim ama ben keşke kemiği de getirseydim. Kim getirmişti ya kocaman böyle kemiğiyle birlikte çok güzeldi. İzledim mi bilmiyorum ama çok güzel olmuştu. Bir kilo dana eti. Tamam bunun içine bir de nohut alacağız. Yoğurtlu patates deyince böyle aa oluyor insan ama öyle bir yoğurtlu patates değil bu. Değil. Çok özel bir yemek. Kabukları soyulmuş istedin. Kabukları soyulmuş. Olsun, soyulmuş soyulmamış fark etmiyor da bu daha iyi olur ama. Bir bardak nohut, bir kilo dana, kuşbaşı. Et. Eğer bulursanız güzel şöyle varsa evinizde kemik de atın içine. Evet. Bırakalım kaynasın. Karabiber koyacağız içine. Şurada onlar. Suyumuzu da koyalım. Nasıl geçti yolculuğun? Nasıl kaçırdın uçağı sen uçağı ya? Uçağı kaçırdım valla. Uyuya mı kaldın? Bilmiyorum ki yetişirim diye tahmin ettim. Arabayla geldim. Hep bırakıyorlardı arabayla. Hı-hı. Arabayla gelince vakit kaybettim. Kaçırdım. Ya uçak var olmasaydı mesela. Olmasaydı. Düşünün. Karşıda bir tek öğlen 12 uçağı var. Benim buna bir alternatif bir şey bulmam lazım mesela. Ya gelmezse o gün konu ne olacak? Vallahi bak şu an bir korktum yani. Ben artık yaparım size bir şeyler. Bir şekilde gelirdim. Bir de bir küçük soğan koyuyorum ben içine. Koyalım. Allah'tan Antep çok böyle gidilen gelinen bir yer. Hemen herhalde. Bir saat hiç dinmeyelim. Ay, çok tamam. Ayrılıyor öyle. Peki. Tamam. Kapağını kapatıyoruz. Şimdi bu böyle bir güzel pişecek nohutuyla birlikte. Pişecek. Kapattık. Bunlar olurken biz ne yapıyoruz? Biz patatesimizi doğrayalım. Doğrayalım. Yoğurdumuzu yapalım. Tamam. Evet. Patatesi kızartınca şu daha lezzetli oluyor. Çok bakın güzel. Ya. Bak. Böyle adeta. Gaziantep'i hiç zaten aklımızdan çıkmıyor da Antep'imizin evet yöresel. Çok seviyorum. Patlıcan köşemi dolması. Köşemi gerçekten evimler köşesini seviyorum. Bu sepetler de Aydar Yaylası'ndan. Çok güzel. Her yerden bir imzam var yani gerçekten. 5 tane patatesimiz. 6. Hemen kap veriyorum. Sen çalışıyordun değil mi? Çalışıyorum evet. Ne yapıyordun? Ben siyasetle uğraşıyorum. İş yerim var. Yöresel yemekler, tatlılar yapıyorum. Kurabiyeler yapıyorum. Hiç boş kalmıyorum. Yağımızı koyduk. Nasıl doğrayalım onları? Küt küt doğruyoruz. Nasıl küçücük küçücük? Yok çok küçük değil böyle. Sen istersen bak küçük bıçağı al. Tamam. Daha rahat edersin. Şöyle. Mesela bunu üçe bölelim. Şimdi ben senin için onları yıkayayım. Kızartırken malum suyunu almazsanız sıçrar. Her yerinize sıçrar. Şöyle bir kurutalım. Tuzlayalım mı? Tuzlayalım daha lezzetli olur. Can su getir. Yağımız da kızdı. Evet. Evet patatesimiz hazır. Patates kızartmasını kim sevmez? Vay ne diyorsun? Ama köpükleri nerede bunların? Teşekkür ederim. Kısmetimiz taşmış bahanesi taşsın o. Ama teşekkür ediyorum Müşra'cığım. Çok teşekkür ederim. Etimiz ve ne
yoğurtumuz pişiyor. Bugün patates yoğurtlusuyla başladık güne. Gayet sesliyiz değil mi Serkan'cığım? Olsun, mutfak burası. Bir yandan 6 tane patatesimizi küp küp doğradık. Onlar kızarsın. Bir de yoğurdu var. Evet, yoğurdumuz yoğurdu. Var, sızma yoğurt. Onu pişirecek misin? Kaynatacağız. Onu da hazırlayalım. Evet. Şimdi Serkan'cığım, al bunu sen aşağıya götür, bize yer açılsın. Bir böyle merhaba da de bari. Merhaba. 40 dakika Serkan'cığım, onu şey yapmayalım da. Saatini evet unutmayalım. Şimdi şöyle bir koyayım bunu. Ama yumurta kıracağız. Sen bir tane bana yumurta de. Alabilir miyim? Tabii ki. Serkan'cığım. Bir de süt varsa süt alabilir miyim? Bir su bardağı. Kısmını unutmuşum ben mesela. Çok bizim bu şeyim. Olmazsa olmazlarımızdan yoğurtlu yemeğimiz. Evet, tamam. Şimdi burada 1 kilo süzme yoğurt var, 1 yumurta var, 1 bardak süt var. Hepsini soğukken birbirine kattık, karıştırdık. Ocağın üstüne çok az da zeytinyağı koyalım. Kesmesin, önemek için bunlar. Öyle mi? Ha, yoksa kesiyor, diş diş yeter olunca. Yeter mi? Yetişir. Neredeyse yarım çay bardağı var orada. Evet. Tuz atmıyoruz. Ben tuz hiç kullanmıyorum. Tuz kestiriyor. Yoğurdu kestirebiliyor. Herkesin bir usulü var. Evet. Enteresan bir şekilde. Hı-hı. Açayım altını. Açın. Evet. Kısalım. Tamam. Sen kaç yıllık evlisin? Ben 33 yıllık evliyim. Çok düşündün. Çünkü bir... ayrıldım şimdi. Vallahi hissettim. Nasıl, yeni mi ayrıldın? 1,5 yıldır tamamen hiç görüşmüyoruz, ayrıldım. İnsanların hayatında ne kadar çok değişiklik oluyor. Çok, her an değişebiliyoruz maalesef. Her şeyin bir sebebi vardır. Evet. 3 tane torunum var. Aa! 96 doğumlu yarenim var. Aa! Daha da şok olmaya devam ediyorum. Anne deyince oğlum bakıyorlar, üvey mi diyorlar bana. İşte bana anneanne dediler. Öyle gibi olmuş resmen. Pekala, biz o zaman yoğurdumuzu pişirmeye. Tamam, bu da kızardı, bunu alalım. Öyle mi? Çok da yanmasın. Patatesimiz oldu. Düdüklümüzü getirdi Büşra. Yoğurdumuz da kaynadı. Bakın ben bunu bir açayım. Bunu kapatabilirim Nursel'cim, bu kaynadı. Nasıl anladı? Ha, şuradan bir tane atınca, aynen atınca tamam. Kaynamış. Hiç bırakmadık karıştırmayı. Evet. Yoksa kesilir. Tuz atmadık. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ koyduk püf noktası olarak. Kesilmesin diye. Bakalım. Düdük tencereden de çok korkarım ben. Ben nedense hiç korkmuyorum. Ama iş yerimde kullanıyorum mecburen. Şöyle etlerimiz harika oldu. Şimdi bütün bunları bir tencerede buluşturacağız. Evet. Tamam. Dur Selcim, şu soğanlarını alabilir miyim? Tabii ki. Bunlar şuraya bırak. Tadını güzel yapması içindi. Ben etin onu bile severim ya görüntüde valla. Soğan, sarımsak olsun bana. Bu etin kokusunu alıyor. Ay bunu benim bebişime vereyim dur. Dana eti olduğundan dolayı et pişmemiş. Yoğurtlar çok pişmiş. Nasıl hissetti ona vereceğimi? Gel Simba. Ay Simba değil, Emir. Nursel'cim benim yeğenimin ismi de Emir. Öyle mi? Aa, benim yapımcımın oğlunun adı Emir. Evet. Onu biz Emir'e benzetiyoruz, küçük suratı. O yüzden Emir koyduk. Bu şimdi bizim ana tenceremiz olsun. Bunu... Öyle mi? Tamam o zaman ona bunu şey alayım. Yaparım. Değil mi? Komple. Evet. Daneti zor pişermiş, koyun etinden daha geç pişiyor. Patateslerimiz. Şimdi yeteri kadar atalım. Aynen. Biraz arttırdık. Bu çok. Şöyle. Yoğurdunu
katacağız. Evet, biraz kaynaması gerekiyor. Evet, bir de tuz atalım. O kaynarken ben şunları şöyle kaldırayım. Elimi yıkayayım. Ben de biraz tuz atayım. Mesela'cığım şimdi bunun suyundan buraya biraz alıyoruz. Kesilmesi için. Aynen öyle. Bunu karıştırabilirsin. Niye süzmek istiyorsun? Çünkü yoğurdun şeyleri oluyor. Böyle diir diir dediğimiz şeyler olmasın. Süzme kaymak gibi olsun diye. Ben mutlaka süzüyorum. Tamam, yeterli Nusselciğim. Onu süze geçe böyle bırakırsam. Biz karıştırıyorsun tepçeyle. Karıştırıyorsun. Biraz riskli bir yemek, yoğurtlu yemek. Bu tamam. Tamam bu. Şunu almamak için bu kadar uğraştık. Bakın, evet. Tortusunu. Evet, yemeğimiz hazır.